Anneciğim, benim tatlı ninem. Hadi bırak inanı. Ninem, tamam. Dedin, 1000 kere söyledin yaz bir köşeye diye. Ne yapacağım ben seninle? Ne olup dediğimi yapar mı? Ne izlemek, ne öğrenmek, ne dikkat etmek, ne hatırlamak. Nerede? Dediğim köfte tarifi. Nine, yapma gözünü seveyim. Söz, bak bu son. Aman nineciğim, söyleme öyle. Nine. Nine. Alo. Nine. Hay Allah. Ne yapacağım ben şimdi? İkna olmadı mı? Yok yok. Pek bir kızmış kadıncağız. Haklı tabii. Tarifi kaybettim. Kendim de öğrenemedim. Hoş. Ninemin elinin lezzeti bende de yok zaten. Ne yapacaksın peki abi? Akıncıma. Köfte tarifi için tüm malzeme gözümün önünde canlanıyor. Ne güzel işte. Ama tam net değil. Miktarlar, sıra... Aslında bunu çözmenin bir yolu var. Nasıl? Hepinizin yardımı lazım. Ben abilerimi hemen çağırırım. Aslanım benim. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın, işte bir tane daha. Gerçekten benziyor. Kaçıncı araba oldu? Galiba 5. O halde devam. Listemiz de oldukça kabarıklaştı. 5 araba, 4 gemi, 4 tane insan, 1 şemsiye, 1 tane Türkiye haritası, 1 kartal, 8 tane armut. Armut mu? Armutları bulan kimdi? Ben bulmuştum tabii ki. Sen yoksa acıktın mı Hayri? Hem de nasıl Mert? Öyle acıktım ki şu sizin araba dediğiniz bulut var ya. Evet. Ben onu bir tepsi yemek olarak görüyorum. Akın nerede kaldın? Sen gelene kadar Kamil bütün gökyüzünü bitirdi. Hiç sorma abi. Rüstem abinin yanındaydım. Yardımımız gerekiyor. Yardım mı? Hayırdır? Fatma nine Rüstem abiye fena kızmış. Neden? Köfte tarifini kaybettiği için. Yine mi? Fatma nine de köyde. Biliyorsunuz köfteyi o hazırlıyordu. Ve asıl önemli olan Fatma nine tarifi bir daha yazmam demiş. Yani? Yani Rüstem abi bir daha aynı lezzeti yakalayamayabilirmiş. Tamam o zaman. Geliyorum Rüstem abi. Geliyorum. Abi! Rüstem abi! Hayri emrinde! Yardıma geldim. Anlaşılan durumu öğrenmişsin. Ne istersen yaparım. Ama bizi köftelerinden mahrum bırakma. Sakin ol Hayricim, sakin ol. Sen bizi köftesiz bırakırsan ben nasıl sakin olurum abi? Başımıza bu da mı gelecekti? Hayricim. Gitti köfteler, gitti. Artık bu mahallede durulmaz arkadaşlar, durulmaz. Hayricim, dur bir dinle. Bu işi beraber çözeceğiz. Mahalleliye de bıraksaydın. Öyle deme, ancak yeter. Hayri abi unuttun galiba. Doğru diyorsunuz. Hayri'yi fırına bıraksak 10 çuvalını bile bırakmaz. Peki siz aldınız mı diğer malzemeyi? Hepsi burada. Bol bol aldık. Şimdi Rüstem abi tarifi tutturmak için çeşit çeşit köfte mi yapacak? Öyle dedi. Biz de doğru tarifi bulana kadar tadacakmışız. Niye gülüyorsun? Gözümün önüne Hayri'nin klasik yemek dansı geldi. Bence dansa başlamıştır bile. Bence de. Amanını köfte, köfte, canımız gara, köfte, aman köfte, köfte, oh, ekmek arası köfte. Bazı köftelerin tadını beğenmeyebilirsin. Amanını köfte, köfte, canımız gara, köfte, aman köfte, köfte. Ne bileyim ben Hayricim. İşte kiminin baharatı fazla kaçar, kimi fazla kuru. Olacak o kadar. Köfte, ama deneye deneye doğru tarifi tutturacağız. Abiciğim sen sakın merak etme. Hayri o muazzam lezzeti tekrar yakalaman için bir bilim adamı titizliğinde çalışacak. Tarifin her malzemesini gramı gramına tespit edeceğiz. Kimya deneyi yapmıyoruz Hayri. Çocuklar ne yaptınız? Bu kadar çok malzeme almasaydınız keşke. Olsun Rüstem abi. Bol bol deneme yaparız. Yaparız. Deneriz. Ve afiyetle yeriz. Buraya karnımızı doyurmaya gelmedik Hayri. Durum ciddi. Sen bunu bana nasıl söylersin? Ben durumun ciddiyetinin farkındayım. Burada mahallemizin gururu olan o leziz İnegöl köftelerin kaderinden bahsediyoruz arkadaş. Nasıl Karadeniz hamsisiz, baklava cevizsiz, gökyüzü mavisiz olmazsa bizim mahallemizde İnegöl köftesiz olamaz. Rüstem abimizin köftesi bizim mahallemizin değeridir, medara iftarıdır. Gözlerimin sizi bu kadar duygulandıracağını bilemedim. Kusura bakmayın. Ama siz de haklısınız. Çok acıklı konuştum galiba. Ne acıklı konuşması Hayri. Soğan. Soğan mahvetti bizi. Şşş. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Sonuçta konu köfte. Adamı fena ağlatır. Hayriciğim. Ne köftesi? Soğan diyoruz, soğan. Mert'ciğim, herkes duygulanır, ağlar. Boş ver. Boş ver, dök içini. Dök içini Hayriciğim, dök. Haklı tabii. Bir daha köfte yiyemeyeceğiz. Tamam çocuklar, tamam. Hadi işe koyulalım da Hayri daha fazla köftesiz kalmasın. Şimdi tarifi şu şekilde bulacağız. Bu ilk yaptığım köftenin tadına bakacaksınız. Sonra tarifteki eksikleri bulup bir sonraki köfte harcında düzelteceğiz. Şimdi açın bakalım ekmeklerinizi. Hadi hepinize afiyet olsun. Evet çocuklar nasıl olmuş? Ben tam bilemedim. Tuzu mu az? Aa, evet evet. Hı? Tuzu az gibi. Bir de sanki ne bileyim. Biraz yağlı mı? Hah, yağlı gibi. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Aa, doğru tabii. İşin üstadını unuttuk. Hakikaten. Hayri sen nasıl buldun köfteyi? Ben de bana hiç tanışmayacaksınız sandım. Hadi ama. Nasıl olmuş? Söylesene. Fena olmamış. Ama baharatı fazla olmuş. Özellikle karabiber çok baskın. Kimyonsa belirsiz. Tuzuysa neredeyse yok denecek kadar az. Soğan ve maydanoz da yeterli değil. Etin tadı arasında kaybolmuşlar. Yağ konusuna gelince bir köftede 10 köftelik yağ var neredeyse. Tadını çok ağır yapıyor. Yani bu köfteye genel notum vasat. Evet. Söylediklerinin hepsi doğru Hayri. Bu eksikleri giderirsem tarif tutar gibi. Ben hemen yeni köfteyi hazırlayayım. Bu sefer harika olmuş Rüstem abi. Evet, eline sağlık. Ben de çok beğendim. Eski tadı yakalamışsın. Hayri, sen ne düşünüyorsun? Güzel olmuş. Ama baharatı yine olmamış. Bu sefer karabiber az, kimyon fazla kaçmış. Yağ ise azaltayım derken neredeyse hiç koymamışsın. Soğanı iyi ama maydanozu fazla. Bir de bu sefer ekmek içi de az olmuş. Köftede ekmek mi varmış? Yine söylediğin her şeyde haklısın Hayri. Bu söylediklerini hemen düzelteyim. Ne demek Rüstem abicim? Vazifemiz. Sayende bu sefer tutturacağım. Al bakalım. Hani Rüstem abi bitti mi? Daha ne yapayım Hayri? Dediğin her değişikliği yaptım. Her seferinde başka bir eksik buldun. Ne yani? Pes mi ediyoruz? Öyle görünüyor. He? Ne oldu abi? Ara mı verdin? Vazgeçtim desem yeridir Mert. Tarifi bir türlü tutturamadık. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Buluttan şekil çıkarmaca yapıyoruz. Bak abi, şunlar resmen sivri biber. Ha? Şuradakiler de soğan. Ha. Tamam. Ha? Tarifte eksik olanı buldum. Karbonat. Karbonat mı? Tabii. Karbonat çok fazla tad vermez ama yumuşak olmasını sağlar. Bu hayatımda yediğim en iyi köfte. Ama mı? Ama demek yok Hayri. Ama kelimesi yasak sana. Ama deme Hayri abi. Yapma bunu bize. Durun bir saniye arkadaşlar. Durun, bekleyin. Azıcık yapmışsın Rüstem abi. Biraz daha ızgaraya at da şöyle keyifle yiyelim. Sen beğendin ya Hayricim. İstediğin kadar yaparım.